Hey, paraksiten kimya izleyicisi. Devam edelim mi? Aktiflik iyice aklına yerleşti mi? Aktifliği iyice aklına yerleştirdiysen yavaştan pile geçelim. Bu konunun bu ikinci bölümün önemli kısmı piller. Arkadaşlar pil kimyasal tepkime de açığa çıkan enerjiyi elektrik enerjisine çeviren sistemlere verdiğimiz isim. Pil tamamen aktiflik mantığıyla gerçekleşiyor. Pilde kendi kendine gerçekleşen bir aktiflik tepkimesini kullanarak elektrik elde ediyoruz. Nasıl? Nasıl? Tam olarak şöyle. Şimdi aktiflikte, aktiflikte aktif bir metal pasif bir metalin çözeltisine eklenince onu çözeltiden gönderiyor, değil mi? Mesela şöyle bir örnek verelim. Şuradan başka bir whiteboard açalım. Ne olsun? Çinko arkadaşlar biliyorsunuz hidrojenden aktif. Bakır hidrojenden pasif dolayısıyla çinko bakırdan aktif. Çinko çubuk alıp siz çinko çubuk alıp çinko çubuğu çinko çubuğu içinde bakır çözeltisi bulunan bir kaba daldırırsanız ne olur? Bana söyler misiniz? Çinko bakırın yerine geçer, değil mi? Yani biz bunu tepkime olarak ifade edecek olsak çinko katısını aldık. Bakır içeren bir çözeltiye attık. Çinko bakırın yerine geçti. Çözündü. Yükseltken de artı iki oldu. Bakır da metalik hale geldi. İndir Doğru mu? Bu olurken çinko bakıra elektron verdi. Çinko bakıra elektron verdiği için çinko yükseltken de bakır indirgendi. Birinci bilgi. Cepte mi? Yani aktiflik tepkimesi gerçekleşirken aktif metal pasif olana elektron veriyor. Tamam mı? Birinci bilgi cepte. Peki. Peki arkadaşım elektrik nedir? Bana söyler misin? Yani akıyor diyoruz ya. O akan şey ne? Telde hareket eden, eksiden artıya doğru giden şey ne? Efendim? Evet elektron. Yani siz iletken bir telde tek yönlü ve sürekli olarak elektrik geçmesini sağlarsanız elektrik elde etmiş olursunuz. Elektron geçmesini sağlarsanız. Bu da ikinci bilgi. Şimdi bu iki bilgiyi birleştiriyoruz. Nasıl? Çinko bakır elektron veriyor mu, değil mi? Şurada gördüğün çinko, şu çinko bakır elektron veriyor. Çinko bakır elektron verirken herhangi bir şey yapmıyor. Biz herhangi bir şey yapmıyoruz. Pardon. Tamamen kendi kendine oluyor. O zaman şöyle, ben çinkoyu alsam, çinko çubuğu bir kaba yerleştirsem, bakır çözeltisinde diğer kaba yerleştirsem, buraya bakır çözeltisi buraya da çinko çubuğu yerleştirsem ve bu ikisinin arasına iletken bir tel gersem hani çinko burada bakıra elektron veriyordu. Çinko aktif olduğu için bakıra vereceği elektronu bir dış devreden gönderse biz burada elektrik üretmiş oluruz. Anlaştık mı? Aktif madde pasif maddeye zaten aktif olduğu için elektron veriyor. Zaten aktif bak. Senin bir şey yapmana gerek yok. Çinko zaten bakıra elektron verecek. Çinko bakıra vereceği bu elektronları biz dış devreden göndermesini sağlıyoruz. Eğer dış devreden gönderirse tak sen elektrik üretmiş oluyorsun. Ama bu haliyle çalışmaz. Bu pil sisteminde ekstra malzemelere ihtiyaç var. Şöyle pil sistemini biraz daha düzgün çizelim mi? Şurada çinkonun bulunduğu kap. Şöyle. Şurada da Bakır'ın bulunduğu kap var. Şurada da bakır var. Oo değil. Düzeltme. C kalsın. Çinko çubuk bakırdan aktif olduğu için dış devreden elektron gönderecek. Buradan elektrik geçip geçmediği ölçmek için bir voltmetre bağlıyoruz. 1. 2. Bu elektronları bakıra iletmesi için bir çubuk bağlıyoruz. Bu çubuk Çinko'nun gönderdiği elektronları bakıra iletecek. Bu çubuğun bir önemi yok normalde. Burada da tamam. Ama şöyle bir sıkıntımız var. Çinko hatırla. Şu sistemde hatırla. Sen Çinko ile Bakır aynı kaptayken Çinko Bakır'ı gönderdiği zaman çözeltiye karışıyordu. Burada Çinko'nun karışacağı bir çözelti yok. O zaman buraya da bir çözelti koyalım mı? Koyalım. Peki bu çözeltiyi ne yapacağız? Bu çözeltiyi genellikle Çinko'nun aynısından yapıyoruz. Ama Çinko'dan pasif olması şart. Niye? Çinko'dan pasif olursa buradaki bu çözeltideki metalin yerine geçer. Tamam. Ancak bu sistem halen çalışmıyor. Niye çalışmıyor biliyor musunuz? Şimdi çinkoyu siz bakır çözeltisine attığınızda aslında bu bakır klorürdü. Bakır 2 klorür, bakır 1 klorür. CuCl idi yani. Çinko bakırı gönderdiği zaman kloru kendine bağlamıştı. ZnCl2 artı bakır. Ama burada çinko bakırı gönderdiği zaman bakıra bağlı olan klor şurada CuCl olsun diğer kapta kaldı. Yani çinkonun kendine bağlayacağı bir anyonu yok. Burada iyon dengesi söz konusu değil. O zaman ne yapıyoruz? İyon dengesini kurmak için de bir tuz köprüsü kuruyoruz. Tuz köprüsünün görevi de iyon dengesi kurmak. Böylece pilimiz çalışmış oluyor arkadaşlar. Hadi o zaman standart Daniel piliyle yani çinko bakır piliyle şöyle daha güzel daha tatlı bir şekil üzerinden neler olduğunu bir daha beraber inceleyelim. Hadi gelin bakalım. Şimdi arkadaşlar çinko bakırdan daha aktif. Bunun için size bunların yükseltgenme potansiyeleri şöyle veriliyor. Veya indirgenme potansiyelleri. Genelde indirgenme veriliyor. Önceki videoda görmüştük. Bakırın indirgenmesi bu. Çinko'nun indirgenmesi bu. Bakın artı 2'den sıfıra gelme. Artı 2'den sıfıra gelme. Aktiflik yükseltgenmeydi. Ben bunların aktiflikleri için tersini düşüneceğim. Bunu artı bunu eksi olarak düşüneceğim. Çinko daha aktif. Şimdi Çinko Bakır'dan aktif. Şöyle bir sistem hazırladın. Çinko Bakır'dan aktif olduğu için Çinko Bakır'a elektron vermek isteyecek. Çinko elektronu verince Çinko'dan bakın çinko artı 2 halinde çözeltiye karışacak. Çözeltide bir sürü çinko artı 2 iyonlar oluşacak. Bu sırada bu çubuğun da kütlesi azalacak. Gitgide aşınacak. Tamam. Çözeltide bir sürü artı iyonu oluştu. Bir sürü. Bir sürü. Bu artı iyonların dengelemek tuz köprüsünün görevi. Tuz köprüsünde hangi tuz varsa onun eksi iyonları bu kaba gelecek. Bu da tamam. Çinko elektron verdi. Dış devrede elektron çinkodan bakıra gidecek. Elektron geldi. Bu elektronları birinin alması lazım. Çözeltideki bakır alacak. Hocam bu bakır niye almıyor? Zaten sıfır bakır. Yani metalik bakır o. Elementler özür dilerim metaller. Eksi olamaz ki. Eksi olamayacağı için bu bakırın elektron alıp eksi olma şansı yok. Çözeltideki bakır alacak. E çözeltideki bakır alınca da tam bu çubuğun etrafından elektron aldığı için çubuğa yapışacak ve çubuğun kütlesi gitgide artacak. Üzerinde bakır birikecek bakır gidince burada katyon derişimi azaldı. Anyonlar yalnız kaldı. O zaman tuz köprüsünün katyonları da bu kaba gelecek. İşte aktif olan maddenin bulunduğu, yükseltgenme olayının olduğu, çözünerek maddelerin çözeltiye geliş geçtiği, çubuğun kütlesi azalırken çözeltideki katyon derişiminin arttığı, tuz köprüsündeki anyonların buraya geldiği bu kaba anot kabı diyoruz. Pasif maddenin bulunduğu, indirgenmenin olduğu, Çubuğun kütlesinin arttığı, çözeltideki katyonların çubuğa yapıştığı, tuz köprüsündeki katyonların da çözeltiye geldiği bu kabada katot kapı diyoruz. Hadi anot ve katotta olan olaylara beraber bakalım. Anot yükseltgenmenin katot indirgenmenin olduğu yerdir. Anotta aktifliği çok olan katotta aktifliği az olandır. Aktiflik indirgenme ile tersti. Bu yüzden anot indirgenmesi küçük yükseltgenmesi büyük olan katot indirgenmesi büyük yükseltgenmesi küçük olandır. Yalnız... Katotta ekstra bir şeye dikkat etmek zorundayız. Katotta elektron alma gerçekleşecek ya. Katotta çubuk elektron alamaz. Çünkü çubuk metal. Metal elektron alıp eksi olmaz. Hocam çubuğa metal yapalım. Elektriği iletmez. O zaman ya. Olmaz. Metal olacak. Bu yüzden arkadaşlar katot daima çözeltide yer alan maddedir. Birazdan göreceğiz. Çubukta çözeltiyi farklı veriyorlar. Katot daima çözeltide yer alır. Anot da yükseltgenme gerçekleştiği için sana anot tepkimesini sorduğunda x'in girip x artıya dönüştüğü bir tepkimedir. Katotta ise tam tersi x artının girip x'e dönüştüğü bir tepkimedir. Anotta madde çözünerek çözeltiye geçtiği için çubuğun yani elektrodun kütlesi azalırken çözeltideki katyon derişimi artar. Katotta da çözeltideki katyonlar çubuğun üzerine biriktiği için çubuğun kütlesi artar eğer çözeltideki madde hidrojen değilse. Çözeltide hidrojen varsa hidrojen gaz olarak toplanacağı için çubuğun üzerine yapışamaz. Çubuğun kütlesi artmaz. Yani mesela ne olur? Etrafına fanus götürürsün. Etrafındaki fanusta gazlar birikir. Anlaştık değil mi? Çözeltide katyon derişimi arttığı için tuz köprüsünün eksi iyonları anoda gelir. Artı iyonları katoda gelir. Anot elektron verdiği için dış devreden elektron anottan katoda akar. Pilin eksi kutbudur, pilin artı kutbudur. Bu artı eksi çok fazla sorularda karşımıza çıkmıyor arkadaşlar. Ve pilin şematik gösterim var. Şu şekilde gösteriliyor arkadaşlar. Önce anot sonuna katodu olay sırasıyla yazıyoruz. Çinko girip çinko artı 2'ye dönüştü anotta. Bu tuz köprüsünü simgeliyor. Katotta da bakır artı 2 girip bakıra dönüştü. Yani yüksüz haldeki çubuk çözünerek çözeltiye karıştı. Yüklü haldeki bakır birikerek çubuğa yapıştı şeklinde olayları özetliyoruz. Hadi o zaman, hadi o zaman şu soruya bakalım mı beraber? Birazcık daha küçültelim. Gerek yokmuş gerçi ama olsun. Hadi bakalım. Şimdi bakın, bana iki tane potansiyel verilmiş, değil mi? Önce şuna bakın. Bunlar indirgenme mi, yükseltgenme mi? Bunlar indirgenme. Peki yükseltgenme değil miydi aktiflik? Metaller için konuşuyorum. Evet, yükseltgenmeydi. O zaman yükseltgenmesin. Yani tersini düşünürsem demir artı 0.44, gümüş eksi 0.80, demir gümüşten aktif aktif olan anot. Pasif olan katot. Hemen olayları kabaca yaz. Anot çözünür, katot birikir. Anot çözündüğü için çözeltide bir sürü artı fazlalaşır, eksiler buraya gelir. Katotta artılar biriktiği, çubuğun kütlesi arttığı için artılar buraya gelir. Burada çubuğun kütlesi azalır. Elektron anottan katoda doğru akar. Tamam. Tuz köprüsünde katyonlar, yani artı yüklü iyonlar gümüş elektroda doğru gider. Doğru. Bu doğru. Pil gerilimi. Pil gerilimini nasıl buluyoruz bahsetmedik. Aslında çok derece kolay arkadaşlar. Anot tepkimesini yazıyorsun. Katot tepkimesini yazıyorsun. Daha sonra bunları topluyorsun. Şimdi anot demir demiştik. Ama anotta yükseltgenme olur. Bana verilen tepkime yükseltgenme değil. Bu tepkimeyi yükseltgenmeye çeviriyorum. Ters çeviriyorum. Demir. Demir artı 2, 2 elektron. Anot yarı tepkimem. Ters çevirdiğim için 0,44. Katotta indirgenme oluyor. Olduğu gibi yazıyorum. Bu zaten indirgenme. Bak çok önemli. Anodun tepkimesini yükseltgenmeye, katodun tepkimesini indirgenmeye göre yazıyorsun. Daha sonra topluyorsun. Elde ettiğin tepkime, pil tepkimesi elde ettiğin potansiyel, pil potansiyeli. Yalnız toplarken unutmaman gereken önemli bir nokta var. Toplam tepkimelerde elektron yok olmaz. Elektronların yok olması için gerekli sayı ile çarpıyorum. 2 elektron 2 elektron sadeleşecek. Yalnız tepkimenin tamamını bu sayı çarparken yarı pil potansiyeli çarpılmıyor arkadaşlar. Bakın ters çevirdiğinizde işareti değişiyor. Topladığınızda topluyorsunuz ama çarpmıyorsunuz. O zaman pil tepkimen şöyle demir artı 2 gümüş eşittir demir artı 2 artı 2 gümüş elektronlar sadeleşti. Pil potansiyeli de bu ikisinin toplamı 1,24 volt. Doğru. Bir demir çözünürken 3 gümüş açığa çıkar. Bakalım demirin kat sayısı 1 iken gümüşün kat sayısı 2. Bir demir çözünürken 2 gümüş açığa çıkar. 3 yanlış. Cevabımız 1 ve 2. Tamamdır. Hemen diğer soruya bakıyoruz. Bakın yine. Bu sefer elektron verme verilmiş. Aktiflik zaten elektron vermeydi. Elektron vermesi yüksek olduğu için magnezyum anot, çinko katot. Çözünecek, kütle azalacak, birikecek, kütle artacak. Çözüneceği için burada artı artacak. Eksiler buraya, artılar buraya. Elektron magnezyumdan çinkoya doğru. Pil 1.61 volttur. Şimdi bunu olduğu gibi alacağız. Bu zaten anot ve zaten yükseltgenme. Anot da yükseltgenme olur. Ama katotta indirgenme olması lazım. Bu indirgenme değil ikinci tepkime. İkinci tepkimeyi ters çevireceğim. Yani şöyle şuraya yazayım mı? Şöyle alta yazayım mı? Birinci tepkime anot yarı tepkimesi. Mg Mg artı 2 artı 2 iki elektron. İkinci tepkime katot yarı tepkimesi. Burada ama indirgenme olması lazım. Katotta indirgenme oluyor çünkü. Bu yüzden ters çevirdim. Anotta ters çevirmemiştim. 2.37. Katotta ters çevirmiştim. İşaretini ters çeviriyorum. 0.76 Toplarsam 1,61 eder. Doğru. Magnezyum anottur. Doğru. Elektron dış devreden anottan katoda yani Mg'den çinkoya akar. Doğru. Zn katottur. Doğru. İkinci kapta Zn artı 2 derişimi artmaz. Zn çubuğa yapıştığı için Zn artı 2'nin derişimi azalırken çubuğun yani elektrodun kütlesi gitgide 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 artar. Bak temel olayları biliyorsan çat 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 soru rahatlıkla geliyor. Evet bakıyoruz. Sol taraftaki soruya. Bu defa 3 tane madde var. Hepsinin indirgenmesi verilmiş ama aktiflik yükseltgenmeydi. Yükseltgenmeye göre yani tersine baktığımızda en büyük nikel nikel anot. Bak. Hep önce anodu belirle, katodu belirleme. Seyret neden? Anot çözünüyor. Çözeltiye karışıyor. Çubuğun kütlesi azalıyor. Çözeltide bir sürü artı yüklü iyon oluştuğu için tuz köprüsünün eksileri buraya geliyor. Artılar buraya geliyor. Dış devrede elektron anottan katoda gidiyor. Şimdi elektronu gönderdim. Bu elektronu kim alacak? Hı? Bakır alabilir mi? Bakır yüksüz alamaz çözeltideki. Ne demiştim ben sana? Katot daima çözeltidedir. Bu yüzden önce anodu belirliyorsun. Diğer kabın çözeltisinde kim varsa birikebilecek. Hidrojen var. Katot bu. Yani bakır burada hiçbir işe yaramıyor. Anot nikel, katot hidrojen. Dolayısıyla pil gerilimi 0.25'te 0'ı topladığımızda 0.25 volt olur yanlış. Katot yarı tepkimesi bakır değil hidrojenin elektron alarak indirgenip hidrojen gazına dönüşmesi yanlış. Nikel yükseltken de hidrojen indirgen de pil tepkimesi doğru. Elektron nikelden bakıra katyonlar birinci kaba değil ikinci kaba doğru gider. Bu da yine yanlış. Anlaştık değil mi? Hadi devam. Bakıyorum. Elektron alma verilmiş. Elektron alması en düşük elektron vermesi en yüksek olan alüminyum anot. Diğer kabın katodunda hidrojen olduğu için hidrojen katot bu yanlış. Katot daima çözeltidir. Alüminyum çözünecek. Hidrojen gazı birikecek. Gaz olarak açığa çıkacak. Çubuğun kütlesi azalırken burada burada çubuğun kütlesinde hiçbir değişiklik olmayacak. Çünkü çıkan gaz. Burada çözünüp çözeltiye artı yük gelirken tuz köprüsünün eksileri buraya gelecek. Tuz köprüsünün artıları buraya gelecek elektron alüminyum verdiği için alüminyumdan hidrojene gidecek elektron. Alüminyum anottur doğru. Pil gerilimi 1.66'dır doğru. Alüminyum yükseltkendi hidrojen indirgendi doğru. Dış devrede elektron birden ikiye doğrudur doğru. İkinci kapta pil çalıştıkça hidrojen çözeltiden gidiyor değil mi? Asidi gaz olarak gönderiyorsun. Peki asit giderse çözeltinin asitliği ne olur? Azalır. Asitlik azalırsa pH gitgide 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 artar. Bunu da unutma. O zaman... Pillerin ikinci videosu da burada sona ersin. Diğer videoda şi elektrik enerjisi sistemindeki pil potansiyelini etki eden tepkimeler falan. Pillerden daha var, pillerden daha var. Daha görüşeceğiz. Biliyorsunuz seviyorum sizi. Seviliyorsunuz. Görüşmek üzere. Az sonraki videoda tekrardan bir kalp daha kendinize iyi bakın.